Dolmuş Alem'den hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle tarihte devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler konusunu ele alacağız. Şöyle programımıza gelelim. Bugün sizlerle beraber neredeyiz? 26 Kasım'dayız. Devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler bugünkü konumuz. Artık ayı bitirmeye doğru gidiyoruz. Gelecek ayda da çok dolu dolu bir programı sizlerle beraber olacak diyelim. Peki devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler ödevlerimiz neler? Hemen ödevleri sizlere vereyim. Sıfırdan 10'a tarih kitabımızda. Hemen gelelim şöyle içindekiler kısmında bakın nereden oluşuyor bizim için devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler. Sayfa 60 ile sayfa 70 arasında kısmı barındırıyor. Şimdi biliyorsunuz ki sıfırdan 10'a konu anlatımlı bir soru bankası. Ve burada şöyle renkli bir şekilde oldukça görselli ve hemen yan tarafta da sorularla destekli bir şekilde siz konuyu özümseyebiliyorsunuz. İyi bir şekilde burada konuyu edinmek mümkün. Aynı zamanda soruların hepsi video çözümlüdür. Net bir şekilde de soruların çözümlerini videolarla da izleyebilirsiniz. Öyle söyleyelim 60-70 arası bizim için geçerli. Peki sıfırdan 10'a bu şekilde sorumluysak Dinamo Soru Bankası'nda nasıl? Onu nasıl barındırıyor? Oraya gelelim. Şimdi şöyle gelelim hangi ünite? 4. ünite hemen burada. Pardon 3. ünite. Devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler. 63 ile 76 arasını kapsıyor. Buradaki soruları çözmemiz lazım. Yine oldukça grafikli, görselli, yorum muhakeme babını barındıran, aynı zamanda ÖSYM soru sistemine, Milli Eğitim Temel Soru Sistemine uygun en nitelikli soruları bulabileceğiniz kısım burası. Hemen ünite sonlarında ise yazılı prova testleri var. Yazılı provaları da çok rahat bir şekilde yazılı ya da bir nevi hazırlanmış olabilirsiniz diyelim. Peki açalım devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler bizim için başlasın. Şimdi değerli kardeşlerim ilk olarak beylik döneminde Osmanlı'nın askeri gücüyle bir başlangıç yapalım. Şimdi Osmanlı beyliği Osman Bey tarafından kuruluyor da biliyorsunuz. Tabii kuruluş yıllarında öyle hani bir düzenli birliği, bir profesyonel ordusu söz konusu değil. Yani kuruluş yıllarında bir defa düzenli bir askeri birliğimiz yok. Hocam peki bu Bizans'la mücadelelerde işte Karacahisar Kalesi alınıyor, Bizans'a savaş yapılıyor vesaire Osman Bey döneminde. Peki bu savaşlar da orduyu kim oluşturuyor? Oraya gelelim. Şimdi bunlar genelde gaziler ve atlı askerler böyle. Aşiret kuvvetleri var. Yine gazilerden oluşan atlı askerler var. Alpler var. Bununla beraber gazi akıncılar var. Bakın bunlar gönüllü askerlerdir. Hani bir mesleki bağlamda veya düzenli bir ordu, profesyonel bir ordu niteliğine bağlı ordular değildir. Savaşlara katılan gönüllü askerlerdir bunlar. Bu yüzden ilk dönemlerde henüz bir askeri birliğimiz olduğu söylenemez. Ancak zamanla Osmanlı Beyliği toprakları genişleyince, doğal olarak mücadele de büyümeye başlayınca Orhan Gazi döneminde ne yapılıyor? Düzenli askeri birliklere geçilmeye başlanıyor. Öyle söyleyelim orası için. Peki şöyle henüz dedik ya oraya gitmedim. Bu gazalara katılanlar kimler bizim için? Tamam mı? Ahyanı Rum var. Anadolu ahileri burada Rum ahileri olarak bilinen. Bacıyanı Rum var. Anadolu bacıları olarak biliniyor. Yine Abdalan Rum var burada. Savaşçı dervişlerdir bunlar. Şöyle şuraya yazalım. Savaşçı dervişleri oluşturuyor bunlar. Gazıyanı Rum var. Gazaya katılan burada askerler. Bir de Türkmenlerden oluşuyor. Dediğimiz gibi gönüllü birlikler bunlar. Gazalara katılan gönüllü birlikleri oluşturuyor. Ama dedik ya, şimdi bir süre sonra fetihlerle beraber bir ordu eksikliği meydana geldi. Yani sizin düzenli bir askeri birliğe ihtiyacınız doğdu. Niçin? Bir, şimdi bu adam gönüllü bir asker. Sen fetih veya bir ne diyeyim ismi askeri mücadeleye girişeceksin. Bunları orduya davet ediyorsun. Bu adamlar vaktinde savaşa gelemiyor bazen. Yani direkt o alanda oluşamıyor. Çünkü profesyonel bir ordu değil. Bu önemli bir unsur. Doğal olarak bak adam vaktinde savaşa gelmiyor. Yani burada disipline edilmemiş, henüz böyle bir sisteme konulmamış ordudan bahsediyoruz. Bu yüzden disiplinden uzak olduğunu da söylemek gerekir. Aynı zamanda bunlar gönüllü asker olduklarından ötürü öyle askeri teçhizatı kuvvetli değil. Bu da dayanıklı bir askeri niteliğini onlar da oluşturmuyor. Yani bu askerler aynı zamanda dayanıklı değil. Peki biz bunu nasıl çözebiliriz? Bunlar düzensiz, dayanıksız ve belli bir programa dahil olmayan askerler. Bunu nasıl çözebilirsin? İşte düzenli askeri birlik oluşturarak. İşte Orhan Bey döneminde fetihlerin devamı için biner kişilik yaya ve müsellem birlikleri oluşturuluyor. Peki yaya nedir? Müsellem nedir? Ondan bahsedelim. Şimdi yaya asker demek piyade askerdir. Yani bunlar atlı olan sınıflardan biri değil. Tamamen
herhangi bir at veya benzeri araç kullanmadan ön saflarda cephede mücadele eden kılıçlı askerlerdir bunlar. Veya oklu askerlerdir, öyle söyleyelim. Piyade birlikleridir bunlar. Yaya askerler. Peki müsellemler ne? İşte bunlar da bizim için atlı askerlerdir. Atlı okçular veya atlı kılıçlar burada müsellemi oluşturuyor. Yaya ve müsellemle beraber demek ki Osmanlı'da ilk defa düzenli birlik kimin döneminde kuruldu? Orhan Bey döneminde kuruldu. Tamam, yazılı falan gelirse. Hani Osmanlı'nın ilk düzenli ordu birliğini kuran padişah kimdir? Hemen Orhan Bey'i işaretleyeceksin. Kaçırma sakın yazılı, tamam mı? Veya şey de sorabilir. Orhan Bey döneminde kurulan düzenli birliğin ismi nedir? Yaya ve Müsellem ordusudur. Hani böyle de gelebilir. Nasıl gelirse gelsin, yazılı o soruyu lütfen kaçırın. Peki tımar sistemine gelelim. Şimdi tımar sistemi Osmanlı'da dirilik sistemi içerisinde görülen bir kısımdır. Öyle söyleyelim. Burada da bir ordu var. Az sonra tımar ordusundan bahsedeceğiz. Şimdi Osmanlı topraklarının neredeyse %97'si miri arazidir. Şimdi miri arazi ne demek? Veya geriye kalan %3 mülk arazi ne demek? Önce ondan bahsedeyim. Şimdi mülk arazi demek insanların, ki Müslümanların veya gayrimüslimlerin mülkiyetinde bulunan topraklara verilen arazi isimleridir. Miri arazi ise toprağın sahibi kimdir? Devlettir. Kullanım hakkı kimde? Halkta. Peki devlet niye toprakların büyük çoğunluğunu burada elinde bulunduruyor? Çünkü toprağa bağlı bir sınıfın ortaya çıkmasını istemiyor. Mesela Avrupa'daki gibi bir derebeylik rejiminin, feodal sistemin ortaya çıkmasını istemiyor. Bu yüzden topraklar devletin, kullanım hakkı halkın oluyor. İşte bu sistem içerisinde, miri araziler içerisinde dirlik alanlarda tımar toprakları da bulunmaktadır. Peki nedir bu tımar toprakları? Geçimleri veya hizmetlerine ait masrafları karşılamak üzere bir kısım asker ve memura vergi toplama yetkisinin devredilmesidir. Yani bir memur devlete işte burada katkılarından dolayı aynı zamanda bu kişinin böyle devlete vermiş oldukları unsurlardan ötürü biz onlara dirlik ayırıyoruz. Tımar diyoruz biz bunlara. Tabii çok eski dönemlerde mesela Hazreti Ömer döneminden başlayan bir askeri ikta uygulaması vardı. İşte Türk İslam devletlerinde de bu uygulanıyordu. İşte Selçuklarda, Memlüklerde ikta sistemi vardı. Yani neydi? İşte burada bir toprağımız vardı. Bu toprak sürekli olarak ekiliyordu. Bu topraktan elde edilen gelirlerle hem bu insanlar hayatlarını geçindiriyordu hem de buradaki gelirlerin bir kısmıyla da tımarlı sipahi adını verdiğimiz atlı askerler besleniyordu. Tamam mı? Dirlik sistemi içerisinde kullanmış olduğumuz bir niteliktir tımar. Ki bakın dirlik sistemi içerisinde tımar olduğu gibi tımardan daha yüksek olan dirlik toprakları da vardır. Mesela has arazi vardır. Yıllık gelir artı 100 bin akçe olabilecek şekilde padişah ve üst düzey görevlilere ayrılan topraklardır. Burada her böyle 10 bin, 15 bin, 20 bin akçeye bir atlı asker besleniyordu. Zahmet topraklarda yıllık gelir 20 bin ile 100 bin akçe arasında. Orta gelir, orta dereceli böyle görevleri verilen topraklarda burada da 5 bin akçeye bir asker. Tımar topraklarında ise hani 20 bin civarı olan geliri topraklar, tımar topraklarda burada 3 bin akçe içinde bir asker besleniyordu. Şimdi bak ne oldu? Bu tımar topraklarında yani bu delilik topraklarında sipahiler yetişiyor, atlı askerler yetişiyor. Ve devletin hazinesinden para çıkmadan... Bak devletin hazinesinden para çıkmadan bir ordunuz oluşuyordu. Ha, bu bakımdan tımar ordusunun önemli olduğunu söylemek gerekir. Peki faydalarına gelelim. Belki öğretmeniniz size şey de sorabilir. Hani tımarın faydalarından siyasi, sosyal veya ekonomiye bir örnek verin diyebilir. Veya eşleştirme yaptırabilir. Hani tımarın faydaları arasında gösterilen taşla devlet otoritesi sağlanmıştır. Eşleştirme ne? Siyasi. Veya işte göçü ve yaşayan Türkmenler yerleşik hayata geçmiştir. Sosyal. Veya bayındırlık hizmetleri sosyal. Böyle eşleştirme de yapabilir. Veya öğretmen bu tabloyu verir. Siz doldurmaya çalışırsınız. Bu da olabilir böyle. Bu yüzden faydalar arasında bakın çok farklı alanlarda olduğunu söyleyebiliriz. Siyasi, sosyal söyledim. Ekonomik alanda ne var? Maaş yükünü azaltıyor. Üretimde sürekliliği sağlıyor ve düzenli vergi toplanmasını sağlıyor. Düzenli vergiyi nasıl sağlıyor? Çünkü o insanlar, göçebe yaşayan insanlar o topraklarda kalıcı olarak yerleştirilmişler. Doğal olarak o insanlardan vergi toplama niteliği de daha kolay oluyor. En önemli unsur aslında askeridir. Çünkü savaşa hazır bir ordusu var. Şimdi şöyle bir yanılgı vardır Osmanlı tarihine baktığımız zaman. İşte Osmanlı bir savaşa katıldığı zaman en büyük birlik, en fazla birlik Yeniçerilerdi. Halbuki öyle bir şey söz konusu değil. Osmanlı ordusu içerisindeki en kuvvetli birlik ve nicesel açıdan yani sayı bakımından en üstün birlik tımar ordularıdır.
safta da bunlar savaşır. Arkada Yeniçeriler Ocağı'na ait ordu bulunur. Mesela diyelim ki bir 300 bin kişilik ordu varsa bu 300 bin kişilik ordunun 200 binini tımarlı sipahiler ve bağlı ordular oluştururken burada ancak 40 bin kişilik bir ordu Yeniçerilerden oluşuyor. Yani Yeniçeriler ta Osmanlı'nın 17. yüzyıl, 18. yüzyılına kadar öyle çok geniş bir sayıya sahip değil. Hatta Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar da 10 bin, 15 bin, 20 bin arasında sayıları değişmektedir. Yeniçeri Ocağı hani en böyle nasıl söyleyeyim size savaşa o derin darbeyi vuran kuvvet oluyor böyle. Aynı zamanda padişah ve etrafını koruyor burada. Öyle söyleyelim. Bu yüzden tımarlı sipahi sayısı ordu bakımından oldukça fazla deriz. Peki şuraya gelelim. Şunu da ifade edeyim. Öyle geçelim. Tımar toprakları dedik ya devletin mülküydü. Miri araziydi. Hani devlete ait bu topraklar. Bu yüzden sen bunu miras bırakamıyorsun. Satamıyorsun. Kiraya veremiyorsun. Vakfedemiyorsun veya bağışlamıyorsun. Tamam mı? Bunları yapman mümkün değil. Çünkü toprak senin değil. Ona olması gerek. Peki beylik dönemi Osmanlı ordusuna genel baktığımız zaman ne var? Tımarlı sipahiler var. Esası ordunun en büyük kısmını oluşturan kısım tımarlı sipahiler. Orhan Gazi döneminde oluşturan yaya ve müsellemler var. Beylik dönemindeyken. Bunlar ilk düzenli yaya ve atlı birliklerdir. Bir de azepler var. Peki hocam azepler ne? Bunlar da özellikle Anadolu'nun çeşitli yerlerinden toplanan, savaşta böyle kuvvetli bir faktörü oluşturmaya çalışan, burada yararlı, dinç, savaşa hazır, gönüllü Türk gençlerden oluşan birliklerdir azepler. O yüzden azepler de bu bakımdan önemli olduğunu söylemek gerekir. Evet, beylik döneminde ordu niteliğini bu unsur oluşturuyor. Peki Osmanlı toplumu niteliğine baktığımız zaman burası bağlamında söyleyelim. Toplumu biz ikiye ayırıyoruz değerli kardeşlerim. Askeri ve reaya olarak ikiye ayrılmaktadır. Askeri vergi vermeyen yani yöneten sınıfı oluştururken reaya ise vergi veren halk sınıfını oluşturmaktadır. Peki bu askeri sınıf içerisinde bunlar nasıl ayrılıyor? Seyfi, ilmiye, kalemiye. Seyf, kılıç manasında kullanılır. Burası kılıç sınıfıdır. Yani işin böyle idari ve askeri kısmını onlar oluşturmaktadır. İşte sadrazam, vezirler, kaptane, derya, beyler, bey, yeniçeri ağası bunlar arasında gösterilebiliyor. İlmiye sınıfı işin hani dini, eğitim, hukuk işlerinin görülmesindeki sınıftır. Şeyhülislam, kadı asker veya kazasker, kadılar, müftüler, müderrisler burada yer almaktadır. Mesela müderris öğretmendir. Eğitim kısmında Şeyhülislam işte dinin başında bulunan isim burada böyle. En yetkili isim. Öyle söyleyeyim Şeyhülislam'ı. Bakın dinle ilgili veya kazasker işin hukukla ilgili alanında vardır. Kalemiye ise işin bürokrasi kısmıdır. Yani burada bürokratik işler görülür. Defterdar, nişancı, reisül küttab, divan katipleri bunlara örnek olarak söylenebilir ki bunlar esaslarıyla ilgili biliyorsunuz önceki derslerde ayrıntıyı açmıştık. Peki bunlar vergi verenler. Pardon bunlar vergi vermeyenler, devleti yönetenler. İken vergi verenler kimler? Halktır. Peki bu vergi verenler arasında kimler var? Tüccarlar, esnaflar var. Ya reayanın en önemli grubu bunlar. Ki tüccarlar da esnaflar da kazançlarından ötürü vergi dilimini en önemli unsurunu oluşturuyorlar. Köylüler var. Nüfusun büyük çoğunluğu zaten köylüdür. Osmanlı'nın ilk dönemlerinde yani öyle şehirleşme oranı çok çok düşüktür. Bu yüzden köylüler de burada vergi mükellef kısmı oluşturuyor. Bir de konar göçerler var. Bunlar da hayvancılıkla uğraşıyorlar. Ancak konar göçerler diğer iki gruba nazaran vergi toplanmasının daha zor olduğu gruplardır. Çünkü bunlar sürekli bir alandan başka alana gittiği için bunlardan düzenli vergi toplamak oldukça zorlaşmaktadır. Konar göçerlerin böyle bir dezavantajlı durumu da var devlet için. Öyleydi. Peki devşirme sistemine gelelim. Buradan bahsedelim. Şimdi değerli çocuklar, devşirme uygulamasının temel mantığı şudur. Özellikle gayrimüslim çocuklar burada bu kanuna tabi tutularak yani burada Müslümanlaştırılır, Türkleştirilir. Aynı zamanda bu çocuklar kul sistemi içerisinde padişaha bağlı özel bir ordu birliği oluşturma niteliğinde yetiştirilir. Tabi devşirme sisteminde illa asker yetişmiyor. Bazen devlet adamı yetiştirmekte de oldukça faydalı kullanılan bir sistemdir. Dediğimiz gibi hani padişaha kul yetişiyor burada. Peki İkinci Murat zamanında kanun haline getirildiğini görüyoruz. Peki bu sistemde ne oluyor? Şimdi Turnacıbaşı devşirilen çocukları tespit etmede görevli bizim için Turnacıbaşı'dır. Turnacıbaşı ilk olarak gönüllü olarak devşirilmek isteyenlere yöneliyor. Bunları ölçüyor, biçiyor, almaya çalışıyor. Ama Turnacıbaşı bakıyor ki ailenin tek çocuğu varsa ben bunu alamam diyor.
Yaş grubum genelde 8-18 yaş aralığı olması deniliyor. Ve gerçekten bakıyor ki bu çocukta nitelik var, bu çocuk olur diyorsa turnayı gözünden vuruyor ve o çocuğu devşiriyor. İşte o turnayı gözünden vurma deyimi ta bunlardan kalmaktadır. Yani turnacı başlarının o devşirilen çocuğu iyi seçmesinden ötürüdür. Tamam mı? Unutmayalım. Ama dikkat! Turnacı başı çocukları seçerken aynı zamanda şehirde yaşayan çocukları ya da Yahudileri almıyor. Peki hocam niye turnacı başı bunları seçmiyor? Şehirde yaşayan çocuk belli bir kültür ve belli bir eğitim seviyesiyle yetiştiği için bu çocuğu kul sistemini almak kolay olmayacaktır. Çünkü bunun kültürel yapısı daha oturmuştur. Yahudiler ise kendi inançlarına milli bir dinle bağımlı oldukları için bunlar değiştirilmiyor. Çünkü bunlar Yahudi olunmaz, Yahudi doğulur deniliyor. Onlar da biliyorsunuz. Bu yüzden bunları devşirmezler. Unutmayalım lütfen burası için. Peki devşirme sistemi içerisinde işte acemi olanlar ocaklarına gönderilen bu askerler daha sonra farklı ocaklara gönderilerek burada yetiştiriliyorlar. Dedik ya ilk hani giriş kapıları neresi oluyor devşirilen çocukların? Acemi olanlar ocağı. Bu acemi ocağında yetişen çocuklar ya Yeniçeri ordusuna ya cebeci ocağına ya topçu ocaklarına ya top arabacılarına ya lağımcılara ya da bostancılara yönlendiriliyor ve buralarda piyade asker olarak yani yaya asker olarak yetiştiriliyorlar. Bazen de bunlar atlı asker birliklerini oluşturuyor. İşte sipahiler, silahlar, sol ve sağ ulufeciler, sağ veya sol garipler şeklinde. Bunlar da atlı askerleri oluşturan birliklerdir. Hani bizim özellikle kuruluş döneminde temelde piyade ve süvarilerimiz bu birliklerden oluşmaktadır. Tabii bu birlikler arasında da en kuvvetli kısım bizim için neresidir? Yeniçerilerdir. Yeniçeriler 1. Murat döneminde 1000 kişilik bir ordu olarak kuruluyor. 2. Murat dönemine geldiği zaman 3-4 bin, Fatih döneminde 8-12 bin, Kanuni döneminde 12-14 bin ve 16. yüzyılın sonlarına geldiğimiz zaman bile 40 binmiş. Bakın dedik ya, hani temarlı sipahi sayısı çok daha fazla. Yeniçeri ocağı öyle ordunun bir savaş sırasındaki en büyük kuvvetini oluşturmuyor. Veya en fazla sayı olarak onlar var demek doğru olmaz. Tabii Yeniçeri ocağının kurulması, ordu birliklerinin bu şekilde yetiştirilmesi ve iyi bir şekilde el alınmasıyla beraber de Osmanlı artık profesyonellik askerlik sistemine bu ocakla beraber de geçmiş oluyor diyelim. Peki gelelim Yeniçeri Ocağı'nı biraz daha açalım. Yeniçeri Ocağı'nın komutanı burada Yeniçeri Ağası'dır. Ağanın denetiminde, yönetiminde Yeniçeri Ocakları'nda askeri eğitimler verilir. Bunlar merkezde yaşarlar. Askerlik dışı hiçbir şekilde işleri olmaz. Ticaretle ilgilenmezler. Aynı zamanda evlenemezler. Yeniçeriler padişahın merkezi otoritesinin temelini oluşturur. Temelinde padişah ve payitahta korurlar bunlar. Aynı zamanda Yeniçeriler sayesinde padişah uç beylerinin nüfus ve otoritesini de dengeler. Güçlü bir askeri orduyla beraber de kendisine karşı oluşabilecek bir muhalefeti, yani güçlü bir askeri veya siyasi gücünde tamamen önünü kesmiş olur. Yeniçeri Ocağı aynı zamanda Avrupa'nın ilk daimi ordusudur. Teşkilatlı ve disiplinli, profesyonel bir ordu olduğunu söylemek gerekir ki hani Avrupalılara göre disiplin ve itaat eşittir Osmanlı ordusudur. Yeniçeri Ocağı bu bakımdan çok önemli. Bakın bir gün Fransızlar Almanlara karşı mücadelede Osmanlı'dan yardım istemiştir. Osmanlı asker gönderemeyecek durumda olmadığı için kıyafet yollamıştır. Yeniçeri Ocağı'ndan Yeniçeri kıyafetlerini alıp kime gönderiyorlar? Fransızlara gönderiyorlar. Fransız askerleri bu kıyafetleri giyip Alman sınırında devriye atıyorlar. Ve Almanlar da bölgeye Osmanlı'nın geldiğini veya Osmanlı'nın yardım ettiğini düşündükleri için Fransızlara saldırmamışlardır. Bakın hani tek bir kıyafet bile Avrupalıları nasıl titretiyor yani. Öyle düşünün. Bu yüzden Avrupalılar tarafından 18. yüzyıla kadar en büyük askeri güç olarak görülen askeri ordu Yeniçeri Ocağı'dır. Ama ocak zamanla bozuluyor. Avrupa'da da askeri devrimle beraber yeni profesyonel ordular kurulunca Yeniçeri Ocağı'nın etkisi azalıyor. Peki ben size hem Tımarlı Sipahi'den hem Yeniçeri Ocağı'ndan bahsetmiştim bu ders bağlamında. Son olarak bunları karşılaştırma olarak görelim ve dersimizi kapatalım. Şimdi değerli çocuklar, bu tarafta Yeniçeri Ocağı'nı, diğer tarafta da Tımarlı Sipahileri görüyorsunuz. Sipahiler de buraya gelsin. Peki, Yeniçeriler, bakın bunlar merkezde, payitahtta, İstanbul'da bulunuyorlar. Halbuki Tımarlı Sipahiler eyaletlerdedir. Yani taşralıdır. Yeniçeriler yaya askerlerdir. Tımarlı sipahiler atlı askerlerdir. Yeniçeriler devşirilen askerlerdir. Yani bunlar kul sistemi içerisine alınan devşirilen askerlerdir. Halbuki sipahiler büyük çoğunluğunu Türkmenler oluşturur. Yeniçeriler başkentin güvenliğinden sorumluyken Tımarlı sipahiler hangi bölgede taşrada
sorumlu derse o bulundukları bölgenin güvenliğini esas alıyorlar. Yeniçeriler maaş alıyor. Ne alıyorlar? 3 ayda bir ulufe adını vermiş olduğumuz bir maaş alıyorlar. Halbuki tımarlı sipahilerin giderleri kimden sağlanıyor? Tamamen tımar sahipleri tarafından karşılanıyor. Yani o toprağı ekip biçen ve oradan kazanç sağlayan burada tımar sahipleri aynı zamanda tımarlı sipahilerin giderlerini karşılıyor. Yeniçerilerin ticaret yapmaları yasak. Evlenmeleri yasak. Neden? Çünkü bunlar profesyonel bir ordu olduğu için tüm dikkat ve yoğunluğunu askerlik mesleğine vermek zorundalar. Halbuki tımarlı sipahiler başka işlerle de uğraşabiliyorlar. Aynı zamanda evlenebiliyorlardı. Bu yüzden temel benzerlik ve farkları bu şekilde görmüş olalım. Yeniçeriler ve tımarlı sipahiler arasında. Evet değerli kardeşim, dersimiz orada sona erdi. Yeniçeri Ocağı hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? Ödüllü sorumuzun temel karşılığı size. Lütfen bu soruyu cevaplayın ve yorum kısmına yazın. Unutmayalım. Devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerlere kitaplarımız ve konumuz bağlamında baktık. Bu dersimiz burada bitti. Bittikten sonra hemen konuyu pekiştireceğiz. Konu anlatımı kitabımızdan sorularımızı çözeceğiz. Ünite sonundaki özellikle bizim için şöyle gidelim. Ünite sonundaki yazılı prosunda bakmaya ve onu da lütfen çözmeye gayret edin. Şöyle gelin bakın. Şöyle gelelim. Bakın hemen ünite sonunda bizim için yazılı provası var. Yazılı provasını da kendinize hazırlayın. Burada hani böyle bizim için doğru yanlış soruları var, boşluk bırakma var, bulmaca soruları var, kısa cevaplı sorular var, eşleştirme soruları var. Hani çoktan seçmeli bir mantıkla da yapabilirsiniz diyelim. Sizin için de fayda sağlar. Böylece konuyu tamamen pekiştirmiş oluruz. Yazılıda bize gelecek önemli bilgilerin hepsini de edinmiş oluruz. Hadi bakalım, kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hoşçakalın.